Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Meydanda yapılan kabadayılığın tenhada özrü olmazmış. İlk KYK'dan bu yana insanlar FETÖ'cü olarak, vatan haini olarak ilan edildi. Gazetelerde çarşaf çarşaf, boy boy fotoğrafları koyuldu, terörist damgası vuruldu, toplum tarafından dışlandı, insanların yüzlerine bakamaz oldular. Haklarında ihraçlarını gerektirecek bir kesin hüküm yokken ihraç edilen 100 bin aşkın kamu görevlisi tam anlamıyla açlığa terk edildi. Bu durum sadece kendileri değil, bakıma muhtaç ailelerini de etkiledi. Tüm bu yapılanlar alenen toplumun gözü önünde yapıldı. Ancak toplum bu insanları sürekli değiştirilen gündem nedeniyle fark edemedi. KYK ile ihraç edilmek, Türkiye gibi demokrasi çeşitli algılara yenik düşen, insan hakları yerlerde sürünen ülkelerde cehenneme atılmak gibi bir şey ne yazık ki. Yani KYK ile ihraç edilmek, ölüme mahkum edilmekle eşdeğer. Şimdi buradan soruyoruz. KYK ile ihraç edilmek basit veya önemsiz bir şey mi ki? İade işlemleri OHAL komisyonu tarafından bu kadar gizli kapaklı şekilde yapılıyor. Kararları dahi açıklanmıyor ve yayınlanmıyor. OHAL nedeniyle işten atılan vatandaşın ismi herkese FETÖ'cü olarak lanse ediliyor ama iade edilirken eski kurumdakiler o kişinin FETÖ'cü olmadığını dahi bilemeyecek durumda olacak. Çünkü FETÖ'cü diye işten atılan vatandaş başka yerde çalışıyor olacak. Yani vatandaş eski çalıştığı yerdeki iş arkadaşlarının kafasında hain olarak kalmaya devam edecek. Görevine iade edilmiş olsa bile, FETÖ'cü olmadığı tespit edilmiş olsa bile. Bunun nedenini de anlayabilmek gerçekten çok güç değerli arkadaşlar. Anlattığım bu şartlar altında OHAL komisyonunun gerçek adaleti sağlayacağına inanmıyoruz. OHAL komisyonu daha çok oyalama komisyonu olarak akıllarda kalacak bize göre. İnsanların ahime gitme yolunu tıkayan, toplum nezdinde bakın adaleti sağlayacağız, kimse mağdur olmayacak algısı yaratmaya çalışılan bir komisyon olarak hafızalarımızda kalacak ve dahası, daha incelenmesi gereken 100 bin dosya varken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur demeçlerinin gerçeği yansıttığını düşünmüyoruz. Yalnızca AKP iktidarına yarayan OHAL'in bir an önce kaldırılarak eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye'nin yaratılması şarttır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetleme yetkisi tekrar teslim edilmeli, gasp edilen milletvekili hakları iade edilmelidir. Bizler vatandaşı temsil etmek üzere seçildik değerli arkadaşlar. Yetkilerimiz olmazsa seçilmemizin de pek bir anlamı kalmıyor. Tam da bu noktada tabii ki Meclis Başkanı İsmail Kahraman artık görevini hatırlamalıdır ve meclisin onuruna sahip çıkmalıdır. OHAL gerekçe gösterilerek valilikler tarafından ilan edilen, başta toplantı ve gösteri özgürlüğünü kısıtlayan tüm kararlarıyla sokağa çıkma yasakları olmak üzere özgürlüğü kısıtlayıcı tüm yasaklar derhal kaldırılmalıdır. Bu yasaklara uyulmaması gerekçesiyle yürütülen tüm soruşturmalar ve verilen cezalar kaldırılmalıdır. İfade, konuşma, basın özgürlüğü üzerindeki baskılar sona erdirilmelidir. Cezaevinde bulunan basın emekçileri özgürlüklerine kavuşturulmalıdır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.